Sosyal medyada grup oluşturarak haberleşen gençler depremzede aileler için seferber oldu. Kütahya'da yaşayan aileler için barınma başta olmak üzere gıza ve giyim yardımında bulunuyor. Yaşanan depremlerde evleri yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü için bölgeyi terk etmek zorunda kalan depremzedelerden bazıları, kendi imkanlarıyla ve AFAD organizasyonuyla Kütahya'ya geldi. Kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütlerinin yanı sıra gönüllüler de misafir edilen aileler için el ele verdi. Kimi ailelere gönüllülerin desteğiyle barınma imkanı sağlandı. Kentte daha önce de ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan gençler, şimdilerde afetzedeleri ziyaret ederek onların yardımına koşuyor. Gençler bugüne kadar 60 aileye yardımda bulundu. 6 Şubat depreminden sonra biz de Kütahyalı olarak neler yapabiliriz diye aramızda konuşmaya başladık. Çünkü gerçekten deprem bizi de çok üzdü ve müteessir olduk. Birkaç gün sonrasında deprem bölgesinden aileler kendi imkanlarıyla ya da AFAD ve valilik imkanlarına gelen ailelerimiz oldu ve biz bunları duymaya başladık. Biz de neler yapabiliriz diye aramızda arkadaşlarla konuşunca kendi aramızda afetzedeler için bir WhatsApp grubu kurduk. Ve bu kanal üzerinden evlerin ihtiyaçlarını temin etmeye başladık. Malatya'daki evi depremde hasar gören Ergül Felek, hayırsever bir vatandaşın kira almadan evinde barınma imkanı sağladığını söyledi. Gitti arabasıyla, Allah razı olsun, iki arkadaş gitti, bizi getirdiler, buraya yerleştirdiler. Ben umudumu ama kesmiştim yani, inan ki kızım çok ağladı, ben ağladım, eşim artık ağlayacak duruma geldi, bize bakıyor. Ne yapacağız, sokakta mı kalacağız? Yani Allah razı olsun, geldi hemen burayı buldular bize, buraya getirdiler.